Ondan ötesi devam ediyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hak İş'in 40. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan başbakan, son bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek dedi. Davutoğlu ayrıca taşeron işçilerle ilgili toplu sözleşme görüşmelerinin bir an önce tamamlanması talimatını verdi. Son bir terörist dahi kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğimizi ilan ediyorum. Kim terör kartına tevessül ederse hak ettiği cevabı alır. Terörün kimliğine bakmayız. Dayandığı ideolojiye bakmayız. Başkaları gibi şu terör örgütüne karşı mücadele gerekir, bu terör örgütüne ise sırtımızı yaslarız diyenler gibi ayrım yapmaz. De aşağıda, de HKPC'ye de, PKK'ya da aynı yaklaşımla dimdik mücadelemizi sürdürürüz. Türkiye artık eski Türkiye değil. Kimse boş heveslere kapılmasın. O günlere Allah'ın izniyle bir daha asla geri dönülmeyecek. Buradan bir hususta sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplu sözleşme süreci devam eden taşeron işçilerin toplu sözleşmelerinin sonuçlandırılması, ivedilikle sonuçlandırılması için gereken talimatları da buradan veriyorum. Biz yasaları rafta dursun diye çıkarmıyoruz, uygulamak için çıkarıyoruz ve bu toplu sözleşmeler mutlaka gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Karabük'te istikrar vurgusu yaptı. Şahin, Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin artık maceraları göze almaya tahammülü yok dedi. Vatandaşlarımız, halkımız, Karabüklüler, belki Türkiye'de yaşayan tüm seçmenlerimiz seçimin bir an önce yapılmasını, artık seçim değil geçim istediklerini ortaya koyuyorlar. 1 Kasım'dan sonra da 7 Haziran seçimlerinden sonra olduğu gibi yeniden bir siyasi belirsizlik olmasın. 2016'da birileri yeniden seçim istemesinler. Bunun bir tek yolu var. 2002'de olduğu gibi, 2007'de olduğu gibi, 2011'de olduğu gibi yeniden AK Parti'yi tek başına iktidara getirmek. Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin artık maceraları göze almaya tahammülü yok. O bakımdan bir an önce Türk siyaseti istikrara kavuşmalı. Bunun da yolu siyasi istikrarı sandıkta elde etmektir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber'in konuğu oldu. Türkiye'nin en büyük sorunu siyasi belirsizlik dedi. Şimşek'in gündeminde terör saldırıları da vardı. Türkiye'nin en büyük sorunu şimdi klasik, şimdi diyeceksiniz ki cari açık. Değil. Türkiye'nin şu anda en büyük sorunu siyasi belirsizlik ve hükümetsizliktir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber yayınında gündemin önemli başlıklarını değerlendirdi. AK Parti'nin Türkiye'yi hükümetsiz bırakmadığının altını çizdi. Türk lirasındaki değer kaybını da siyasi belirsizliğe bağladı. Bir ülkenin para birimi o ülkenin siyasi istikrarına bağlı. O ülkenin reform yapma kapasitesine, o ülkenin büyüme potansiyeline, tamam mı? O ülkenin performansına bağlı. Kamuya alınacak 74 bin personelin dağılımı da belli oldu. En çok personel eğitim alanında alınacak. İkinci sıradaysa sağlık çalışanları olacak. Ve kamudaki taşeronların durumu. Şimşek bir kez daha tekrarladı. Asıl işi yapanlar kadroya alınacak dedi. Maliye Bakanı Gaziantep'in DAEŞ militanlarının üssü olduğu iddialarına da cevap verdi. Ben Gaziantep'in onlar için bir üs olduğuna inanmıyorum. Belki bir bağlantı noktası falan hani olarak ama esas onların üssü kim kurguladıysa bu işi terör örgütünü ki kesinlikle bu toprakların bir ürünü değil. Merkezi siz de biliyorsunuz Irak, Suriye nereden kaynaklandığı çok açık. Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlerden jandarma uzman çavuş Nurullah Yeşildağ'ın Çorum'daki baba evinde yas var. Dağlıca bölgesinde operasyona giden askeri birliğin üzerine yıldırım düştü. 3 askerin şehit olduğu olayda 12 asker yaralandı. Şehit olan askerden jandarma uzman çavuş Nurullah Yeşildağ'ın Çorum'daki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin evinin balkonuna Türk bayrağı asılırken evinin önünde de 112 acil servis ekipleri ve ambulans bekletildi.
Suriye sorunları ile ilgili Viyana'da önemli bir toplantı var. Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Amerikan, Rus ve Suudi mevkidaşlarıyla bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Viyana temaslarının 3. gününde Suriye'de siyasi çözüm için diplomasi trafiği yürütüyor. Sinirlioğlu ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed El Cübeyr ile koordinasyon toplantısına katıldı. Öğleden sonra ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katılacağı Suriye toplantısı yapılacak. Dört ülkenin dışişleri bakanları Suriye'deki son durumu değerlendirecek. Van'da meydana gelen depremin üzerinden 4 yıl geçti. 23 Ekim 2011 tarihinde 7,2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremde 644 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok binanın yıkıldığı depremin ardından Van yeniden inşa edildi. Bugün depremin 4. yılında Van'da anma programları düzenlenecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu 30 Ekim Cuma günü kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına ilişkin genelgeyi imzaladı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da 2 Kasım'ın tatil olacağını açıkladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle Cuma gününün de tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Başbakan genelgeyi imzaladı. 30 Ekim Cuma günü kamu çalışanların idari izinli sayılacak. Ancak kurum yöneticileri gerekli asgari personeli görev başında bulunduracak. Böylece kamu çalışanları hafta sonuyla birlikte 4 gün izin yapmış olacak. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da yaptığı açıklamada okulların seçimin ardından hazır hale getirilebilmesi için 2 Kasım Pazartesi gününün tatil edildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk defa ilkokul 1. sınıflara da özel yetenek sınavı uygulayacak. Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Kılavuzunu internet sitesinden yayımladı. 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren BİLSEM'e öğrenci seçimine 1. sınıflar da dahil edildi. Bakanlığın yeni düzenlemesiyle 1. ve 2. sınıflar elektronik ortamda tablet uygulamasıyla sınava girecek. 3. ve 4. sınıflarsa 14 Şubat 2016'da 81 ilde yapılacak olan merkezi sınavla seçilecek. Sınava girecek olan öğrenciler resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülenler arasından öğretmenleri tarafından aday gösterilecek. Erzincan'da meydana gelen iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı. Erzincan-Sivas karayolu üzerinde traktörle otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi Erzincan'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Erzincan-Erzurum karayolunda meydana gelen kazada ise bir traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada biri ağır, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Erzincan'da tedavi altına alındı. Marmara bölgesinde etkili olan sağanak yağış caddeleri göle çevirdi. Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'daki 25 seferini iptal etti. Gece saatlerinde başlayan fırtına Marmara'yı etkisi altına aldı. Sabaha kadar devam eden sağanak yağmur Bursa'da elektrik direklerini devirdi. Olaylarda yaralanan olmazken polis ekipleri tedbir amacıyla bazı yolları trafiğe kapattı. Çanakkale ve Tekirdağ'da da etkisini gösteren yağışlar caddeleri göle döndürdü. Şiddetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından bugün yapılması planlanan 25 seferini iptal ettiğini duyurdu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk basınının usta kalemi Çetin Altan son yolculuğuna uğurlanıyor. Çetin Altan için ilk tören uzun yıllar köşe yazarlığı yaptığı Milliyet Gazetesi'nde düzenlendi. Cenaze namazı ise öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak. Altan'ın naaşı daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Çetin Altan tedavi gördüğü hastanede zatürreye bağlı solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. 1927'de İstanbul'da doğan Çetin Altan,
Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mesleğe Ulus Gazetesi'nde başlayan Çetin Altan, pek çok gazetede köşe yazarlığı yaptı. Bir dönem siyasete de giren Çetin Altan, 1965'te Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçildi. 2008'de Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Altan, ödülünü o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Fransa'nın güneybatısında feci bir kaza yaşandı. Bir tur otobüsüyle kamyon çarpıştı. Bilanço 42 ölü, 5 yaralı. Poussegain kasabası yakınında çoğu yaşlı 50 dolayında Fransızı taşıyan tur otobüsü bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüsü alevler sardı. Otobüs yola koyulduktan kısa süre sonra meydana gelen kazanın sebebi henüz bilinmiyor. Bu Fransa'da 1982 yılından bu yana meydana gelen en ağır bilançolu trafik kazası. Fransız havayolu şirketi Air France çalışanları sokağa döküldü. Şirket yönetimi gelecek yıl 1000 kişinin işe son vereceğini açıklayınca ülke çapında protesto edildi. Fransa'nın ulusal havayolu şirketi Air France'daki işten çıkarma kararları tepki çekiyor. Air France çalışanları başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte işten çıkarmaları protesto etti. Yeniden yapılanmaya giden Air France 2016-2017 yılları arasında pilot ve yer kabin görevlileri dahil toplam 2900 çalışanın işine son vermeyi planlıyor. Air France ayrıca zarar eden bazı uçuş güzergahlarını da iptal edecek. Obama'dan savunma tasarısına veto. Amerikan Başkanı Obama, Kongre'nin onayladığı 612 milyar dolarlık savunma politikası tasarısını veto etti. Obama, tasarının orduyu mali anlamda finanse ettiğini, askeri personelin emeklilik sistemini gözden geçirdiğini ve siber alanda yeni güvenlik önlemlerini beraberinde getirdiğini, ancak bazı önemli alanlarda yetersiz kaldığını belirtti. Barack Obama tasarıyı Pentagon'un düzenli biçimde işleyişini önleyen kesintileri kaldırmadığı, ordunun modernize edilmesini sağlayacak reformları önlediği ve 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından açılan Guantanamo hapishanesinin kapatılmasını engellediği gerekçesiyle imzalamadığını belirtti. Tasarı Kongre'de yeniden görüşülecek. Kongre'nin Obama'nın vetosunu aşabilmesi için 3'te 2 çoğunluğu sağlaması gerekiyor. İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik sürüyor. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarıyla gerginlik tırmanırken, Batı Şeria ve Gazze'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalar ciddi boyutlara ulaştı. Filistinli yetkililer, Ekim ayının başından bu yana İsrail askerlerinin saldırıları dolayısıyla hayatını kaybeden Filistinli sayısının 50'yi geçtiğini açıkladı. Yaralıların sayısı da 1900'e ulaşmış durumda. Hayatını kaybedenlerin 12'sinin çocuk olduğu bildiriliyor. Bu arada İsrail'in Filistinlilere yönelik gözaltıları da sürüyor. İsrail ordusunun Batı Şeria'da son 24 saatte 105 Filistinliyi gözaltına aldığı bildiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, günübirlik bir ziyaret için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti. Bakan Topçu, Bosna Savaşı'nın dönüm noktası olan Umut Tüneli'ni ziyaretinde duygu dolu anlar yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanı daha sonra Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Üçlü Konsey üyesi Bakir İzzetbegoviç ile görüştü ve ardından merhum Arija İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu bir dizi temasla bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti. Topçu'ya Saraybosna'da yaşayan Türkler büyük sevgi gösterdi. Hakkıdır hur yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır. İstiklal Marşı'nı Boşnak bir kızın okuması ise büyük beğeni aldı. Yalçın Topçu daha sonra Bosna Savaşı'nın Müslümanlar açısından dönüm noktası olan ve müzeye dönüştürülen Umut Tüneli'ni ziyaret etti. Ziyaret boyunca duygu dolu anlar yaşadı. Bakan ve beraberindeki heyet önce Saraybosna kuşatması ile ilgili kısa bir film izledi. Savaş döneminde kalan eşyaların sergilendiği müzede bilgi aldı. Bakan Topçu daha sonra tünelin ziyarete açık olan kısmından geçti. Boşnak kardeşlerimiz alnı açık başı dik olarak bakıyorlar.
Bakan Topçu gazetecilere demeç verirkense gözyaşlarına hakim olamadı. Yalçın Topçu, Bosnalı Müslümanların savaş sırasındaki duruşlarıyla alınlarının açık, başlarının dik olduğunu söyledi. Onlar Bedir'deki aslanlar gibi davrandılar. Onlar Çanakkale'dekiler gibi davrandılar. Onlar Anafartalarda, Sakarya'dakiler gibi davrandılar. Ve hep onların yanında olacak. Bakan Yalçın Topçu daha sonra Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Üçlü Konseyi üyesi Bakir İzzet Begoviç'te bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Bakan Topçu İzzet Begoviç'e Türk iş adamlarının Bosna Hersek'e yapacakları turizm yatırımlarına her türlü desteği vereceklerini söyledi. Yalçın Topçu daha sonra Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliye İzzet Begoviç'in kabrini ziyaret etti. Yalçın Topçu ayrıca Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı romanının Boşnakça versiyonunun tanıtımına katılacak. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna gelmiş olduk. Gün boyu günün gelişmelerini TRT ekranlarından takip edebileceksiniz. Hafta başında yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.